Merhaba, küçük gecikmemizden dolayı özür dileriz. Bu dönem 6.sını gerçekleştirdiğimiz Ankara Startup Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu arada programımızda canlı yayın olacaktır, onu da belirteyim. Bilkent Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü olarak organize ettiğimiz zirvemizde bugüne kadar yaklaşık olarak 40 girişimci ve onlarca yatırımcı sunum yapma şansı yakalamıştır. Bu başarımızda öncelikle organizasyonumuzun her aşamasında emeği geçen ve desteklerini bizden esirgemeyen Cyberpark Genel Müdürü Sayın Canan Çakmakçı'ya ve Bilkent Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Sayın Örsan Örge'ye teşekkürlerimizi sunarız. Şimdi Connected to Me adlı girişimiyle kendi başarı hikayesini anlatmak üzere Ozan Yerli'yi sahneye davet ediyorum. Merhabalar, ben Ozan Yerli, Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümünden mezunum. Daha sonra orada master tamamladım, şimdi de doktora yapıyorum aynı bölümde. Connected to Me sitesinde kurucusuyum. Şimdi onu anlatacağım kısaca, daha sonra sorularınız varsa alabiliriz. Connected to Me, insanlar anonim olarak iletişim kurmalarını sağlayan bir sosyal ağ. Şimdi normal diğer sosyal ağlarda diğer insanlarla iletişime geçmek için bir kimliğe sahip olmanız gerekiyor. Ve bu da bazen sizi baskı altına alabiliyor. Hani internette eskiden daha çok anonimlik ön plandaydı. Bu daha sonra Facebook'un çıkmasıyla gerçek kimliklerin kullanılması haline geçti. Ondan tekrar bu eski anonimliğe ihtiyaç duyulduğunu düşündüğüm için Connected to Me'yi kurdum. Connected to Me nasıl çalışıyor? Şimdi Connected to Me'ye kayıt olduğumuzda bir adresiniz oluyor. Connected to Me/ kullanıcı adı şeklinde. O adresi alıyorsunuz, diğer sosyal ağlardan arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz, sizi tanıyan insanlarla. Bu insanlar sizin adresinize girdikleri anda kendilerine gizli bir kimlik veriliyor ve sizinle chat yapmaya başlıyorlar. Böylece size normalde soramadıklarını sorabiliyorlar, kimlikleri gizli olarak. İşte söyleyemediklerini söylüyorlar, içlerinde kalan bir şey varsa. Bu da gençler arasında oldukça ilgi çekti. İşte lise ve üniversite düzeyindeki gençler yoğun olarak kullanıyor. Bir de sitenin ana sayfasında shuffle denilen bir alan var. Burada da o anda online olup kimseyle konuşmayanları gösteriyoruz. Burayı da yeni insanlarla tanışmak isteyenler kullanıyor. Bunun özelliği de işte o anda kimseyle konuşmadığı için hani direkt cevap alabiliyorsunuz boşta olduğunu bildiğiniz için o kişinin. Şimdi güncel istatistiklerinden bahsedeyim. Sitenin açılış tarihi 26 Ağustos 2011. Şu anda 2 milyon 300 bin kayıtlı kullanıcısı var tüm dünya çapında. Her ay 101 bin yeni kayıtlı kullanıcı ekleniyor. Günlük 200 bin ziyaretçisi var. Bu ziyaretçilerle ortalama sitede 14 dakika geçiriyorlar. Şimdi bu istatistiklere ulaşmamız tamamen viral yollarla oldu. Hiçbir şekilde reklam vermemiz gerekmedi. Az önce de dediğim gibi siteyi kullanabilmek için adresinizi arkadaşlarınızla paylaşmanız gerekiyor. Böylece insanlar yayıyorlar siteyi kendi kendilerine. Hatta mesela sitenin ilk açıldığı günü göstereyim. Gördüğünüz gibi ilk açıldığı gün 50 bin kişi civarı girdi ve site çöktü. O düşük çökmesi yüzünden. Ben de beklemiyordum o kadar hızlı yayılmasını. Nasıl oldu? Ben kendime bir hesap açtım. İşte benimle konuşmak istiyorsanız gelin diye. Arkadaşlarımla paylaştım. Onlarla konuştular. Onların da hoşlarına gittiği için, aa güzel siteymiş falan diye. Yaya bu şekilde 50 bin kişiye ulaştık ilkinde. O günden bugüne de yayılması yükselerek devam ediyor. Bir de tabii ilk açtığımda İngilizce olarak açtım siteyi. Hani benim yaptığımı da söylemiyorum. Çünkü onun biraz önemi var. Hani Türkçe bir site olsa Türkler biraz ön yargıyla yaklaşıyorlar ilk başta. Ondan hatta mesela çöktüğünde site diye Twitter'dan böyle yabancı taklidi yapıyordum.
İnsanlar da hoşuna gider, yani Türkçe konuşturduk falan diye. İşte ondan sonra Türkiye'den diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. Nedense komşulardan ilerliyor. Büyük ihtimalle insanlar tanıdıklarına yaydığı için komşu ilişkilerini o şekilde. Şu yukarıdaki ülke de Litvanya. Oraya nasıl gitti onu bilmiyorum. Orada da yoğun olarak kullanılıyor. Ondan sonra Güney Amerika'da yoğun olarak kullanılıyor. Kullanıcıların %15'i Arjantin'den. Oranın da kullanıcı kitlesi bize benziyormuş herhalde. Bir de her ülkede yaş ortalaması da benzer. Yaşlar kullanılıyor. O da ilginç. Ondan sonra artık belli bir aşamaya geldikten sonra siteyi Türkçe'ye de çevirdim. Daha fazla kişiye ulaşabilmek için. Şu mesela 19 Ocak'ta görüyorsunuz. Ondan itibaren Türk kullanıcılar da artmaya başladı. Yani bir noktadan sonra tekrar lokalleştirmede önemli bir yer kaplıyor. Şimdi sitede yaşadığımız en büyük sorun bu. Uygunsuz yüklenen fotoğraflar. Onlarla bayağı silmek için çaba harcıyoruz. Bugüne kadar 30 bin fotoğraf silmişiz. Bununla uğraşan bir arkadaş var, tek kişi buydu, maaşlı çalışan. Onun ama bir yeteneğini keşfettik, yani özel bulduk. Bu şöyle bir ekrana bakarak saniyeler içinde uygun fotoğrafları görebiliyoruz. İşte ama en son artık emekliye ayırdık, psikolojik Şimdi bir de aynı fotoğraf tekrar yüklenmesin diye onu otomatik kontrol edip silinen her fotoğrafı da saklamamız gerekiyor onunla. Öyle kötü bir arşiv oluştu elimizde. Şimdi bir de sistem nasıl çalışıyor ondan kısaca bahsedeyim. Bu web tabanlı bir chat uygulaması. En önemli sıkıntısı chat uygulamaların diğer sitelerde chat sitelerinin hani bir eklenti oluyor. Ya Flash ya Java. Bu da mesela telefondan girince çalışmasını engelliyor. Ondan şöyle bir teknik geliştirdik. Şimdi direkt HTTP protokol üstünden çalışmasını sağlamak için. Şimdi HTTP protokol normalde şöyle çalışıyor. Yani sizin bilgisayarınız sunucuya bir istek gönderir. Sunucu da ona cevap verir. Bu tabii chat uygulaması geliştirmeye normalde müsait değil. Çünkü karşıdan bir mesaj geldiğinde onun size iletilmesi anlık mümkün olmuyor. İlle isteği sizin bilgisayarınızın başlatmış olması gerekiyor. Bunu önlemek için ilk başta yapılacak şey, ben de ilk başta bu şekilde yapmıştım. Sizin bilgisayarınız sunucuya devamlı soruyordu işte, yeni mesaj geldi mi? Gelmediyse yok şeklinde cevap veriyor. Tekrar soruyor. Tekrar yoksa cevap veriyor. Mesaj varsa da mesajı direkt olarak gönderiyor. Bu tabii gördüğünüz gibi oldukça yoğun bir trafik yaratıyor. Yani mesaj yoksa bile devamlı sizinle sunucu arasında bir trafik oluyor. İşte bundan dolayı çöktü ilk başta sitedeki yoğunluk gelince. Onu şu şekilde değiştirdik. Biraz HTTP protokolünü modifiye ederek özel bir sunucu geliştirerek. Şimdi client sunucuya soruyor yeni mesaj var mı diye. Sunucu yeni mesaj yoksa yeni mesaj gelene kadar cevap vermiyor. Bağlantıyı açık bekletiyor. Timeout'ları her şeyi çok yüksek yaptık. Cevap geldiği anda onunla request'i sonlandırıyoruz. Bilgisayarımızda tekrar sunucuya soruyor yeni mesaj var mı diye. Gördüğünüz gibi sadece artık mesaj geldiği anda bir trafik oluşuyor. Bu oldukça performansı arttırdı. Yani 2 milyon 300 bin kullanıcıya çok az sayıda bir serverla şu anda hizmet verebiliyoruz. Ve site tüm internete bağlanabilen herhangi bir cihazdan çalışabilir herhangi bir beklenti olmalı. Şimdi gelir modelinden bahsedeyim kısaca. Şimdi o fotoğrafları silmeye çok uğraştığımız için fotoğraf yüklemeyi paralı yaptım. Bir engellemesi açısından. Artık yeni bir hesap açtığınızda fotoğraf yüklenemiyor. Fotoğraf yüklemeyi aktifleştirmek için 1 lira ödemeleri gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra bayağı bir uygunsuz fotoğraf yüklemesi düştü. Bazıları inat edip üst üste yüklüyorlar ama artık silerken keyifle siliyorum. Yani 1 lira daha kazandık diye. Ondan sorun olmuyor. Ödeme yöntemi olarak da kredi kartı vardı ilk başta. Sonra liseliler de çok kullandığı için onların kredi kartına erişimleri olmuyor. Mobil ödemeyi ekledik. Cep telefonuyla direkt olarak ödeyebiliyorlar. Mobil ödeme şimdi 3 kata yakın daha çok bir gelir elde ediyor kredi kartına göre. Kullanıcı kitlesine göre ödeme kanallarını da seçmek oldukça önemli. Bir başka gelir modeli de Shuffle Promote. O ana sayfada gösterdiğim Shuffle alanında
30 dakika boyunca profillerini göstermek için 2 dolar ödeyebiliyorlar. Bu da yoğun olarak tercih ediliyor. Daha çok insanın konuşması için para ödeyerek yarım saat boyunca orada kendilerini gösterebiliyorlar. Şimdi bunun fiyat belirlemesinde ilginç bir şey oldu, onu da göstereyim. İlk başta 60 dakikalık shuffle promo 0.99 dolardı. Bu grafik bizim toplam gelirimizin grafiği. Şimdi geliri artırmak için önce deneyeyim dedim. 0.99 doları 1.99 dolara çıkardım yine 60 dakika. Direkt gelirler iki katına çıktı. Yani aynı insanlar almaya devam etti. Demek ki baştan ucuza satıyoruz. Sonuçta bunun değerini yani deneyerek bulmaktan başka bir çaremiz yok. Daha sonra 60 dakikayı 30 dakikaya düşürdüm. Bir iki kat daha arttık. Yine devam ediyor. Bu sefer 60 dakika isteyenler iki kere alıyorlar. O şekilde. Biraz daha artırmayı deneyeyim diyorum da bir şimdilik dursun dedim bakalım. Daha sonra belki artırırız. Çok da zorlamayalım. Ama yani basit sırf fiyat ve zamanla oynayarak toplam gelir 4 katına çıkarabiliyorsunuz. Oldukça önemli bir nokta. Ondan sonra yeni mobil uygulamamızı çıkardık. Mart 2014'te yayınlandı. O da hızlı bir şekilde büyüme gösteriyor. Haftada 20 bin civarı download'u var. Şu anda Türkiye'deki ilk 20 sosyal network uygulaması arasında girdi. Şu anda iOS için var. Android için de geliştiriyoruz. Şimdilik bu kadar. Bana ulaşmak isterseniz bilgilerim burada. Teşekkür ediyorum. Soru varsa da alabiliriz. Şimdi toplamcınız ne kadar oldu? Hani bu kadar ödemeyeyim de. İşte kayıt olan kullanıcıyla 1 doları çarpacaksınız. Herkes kullanıcılar hepsi. Tabii fotoğraf yüklemek isteyen herkes alıyor. Buradan hiç yatırım aldın mı? Bize e-tohum ortak oldu. E-tohum. Direkt mi? Hasan Bey diyor. O zaman yoktu bu eskiden. Hasan Bey girmemişti. Reklam bildiği ediliyor musunuz ya da reklamı? Ha evet onu söylemeyi unuttum. Reklam da alıyoruz bir yandan. Ama en yoğun bu kullanıcılardan toplanan paralardan geliyor. Reklam geliri çok oynak. Yani artı baz alabiliyor. Ondan kullanıcılardan para almak en güzel. Önden söyleyeyim. İlk fotoğraf yani yeni hesap açılınca aktifleştirdikten sonra artık fotoğraf yükleyebiliyor. Bir kere. O da uygunsuz olanları engellemek için. Yani eskiden hesabı siliyorduk, tekrar açıp yüklüyorduk. Artık sildiğimizde 1 lira ödemeden tekrar hesap açamamış olduk. Bu özel değil yani, bu parada hale getirdikten sonra bir şeyde düşüş oldu mu? Yok olmadı yani, uygunsuzlarda düşüş oldu. Genelde olmadı. Ondan zaten en büyük çekincemiz oydu. Hani acaba insanlar şey yapar mı diye, azaltırlar mı büyüme hızını diye. Yok sorun olmadı. Kaç kişi var o zaman ve kodlama in-house mu, siz mi yapıyorsunuz? Tek kişiyim şu anda. İşte bir arkadaş var, fotoğraflara yardım ediyordu. Onun sahibi o, emekli oldu. Evet, emekli oldu. Şu an tek ben yapıyorum geliştirme. Evet. Donanım 6 yapısı için bir şey başladığınızda herhangi bir yatırım altını ya da ne kadar bir maliyeti olur? Yani ilk başta zaten İki civarı server vardı, aylık ücretleri 30 dolar, yani 60 dolarlık bir masraf vardı, pek bir masraf yok. Ama dediğim gibi o chat uygulamasını geliştirmeye kendim oldukça bir zaman ayırdım, o değerli bir ürün yani. Onu da ayrıca belki farklı amaçlarla kullanmayı düşünüyorum. Peki şu anda herhangi bir yardım destekleyeceğim veya... Şu anda gelirleri zaten, gelirleri yetiyor zaten rahat bir şekilde, donanım kaldırmaya. Yani yok sadece size özel olarak... Şeyler, sanal makinalarda oluyor zaten. Sanal makine kullanmak en rahatı. İşte mesela yaz aylarında daha yoğun kullanılıyor tatil gelince. O zaman makine sayısını artırıyoruz. Gerekince de düşünce tekrar azaltabiliyoruz. Sanal makinalar kullanılıyor. Evet. Resimler otomatik, yani ortalama ne kadar yansıtıyor? Bir de resim depolama için bir servis kullanıyor mu? Yok, onda da yine kendi sunucularımızı kullanıyoruz resimler için. Yer bayağı tutuyor ama çok da ucuz yani şey, hard disk alanı ucuzladı artık. Bizim en çok şeyimiz, masrafımız bandwidth'e gidiyordu. Profil chat, resmi değil mi sadece yani? Tabii profil resmi var sadece. Bandwidth yani chat bile olsa saniyede binlerce mesaj atıldığı için onların bir trafiği oluyor oldukça yok.
En çok ona gitti, ben de bir tek gittim. iOS'da install download'ları nasıl şu an? Şeyde paralel mi oluyor? Web'deki paralel mi oluyor? 20 bin install fena değil. Evet, haftalık 20 bin. Tabii web'de aylık 100 bin var mesela. Yok şey, ülke dağılımı soruyor. Ha, ülke dağılımı. Tabii aynı ülkelerle de şeydeki ülkeler. Hatta birkaç yeni ülke keşfettim mobil üzerinden. Çünkü orada top listeye girince başka yerden de keşfedenler oldu. Web'de düşük olup mobilde yüksek olan ülkeler var. Mobilde lokalizasyon var. Mobilde yok, İngilizce şu anda. Yani web'de Türkçe'ye çevirdik, bir de Güney Amerika için İspanyolca'ya çevirdik. Bir de Android'e çıkacak. Efendim? Android de çıkacak. Yapıyorum şimdi. Sen yapma biraz para. Harcamayalım, ne gerek var işte. Ama işte fırsat kaçırılır. Yani Android'de mesela şu an bir fırsat var. Daha doğrusu yavaş yavaş kaçıyor. Uygunluğa geçmeye başlıyor. Yani rakip çıkma riski var da. Yani rakip çıkma riski yok bence. Çünkü zaten yüzlerce... Evet. Deneyenler oluyor hatta birkaç tane. Ben sadece ya mesela Türkiye'de koruma almadınız. İlk 20'ye girmişsiniz, bayağı büyük başarı. Evet. Eğer Android'de de o şey olursa, günlük 1500-2000 sol gelecek. Evet, hızlı bir şekilde sadece çıkartacağız onu. Buyurun. Kendin yapıyorsun. Bu senin bir gün manager'a dönüştür yani. Dönüştürüyor. Zaten manager edecek kimse yok. Kendi kendime. Biraz evet şimdi ekibi büyütmeye odaklanıyorum. Ekibi büyütüp kalmak için. Çünkü yani bunun bir sürü işi var. Program geliştirmesi ayrı. Bir de sunucuların bakımı, kullanıcıların denetlenmesi ayrı ayrı iş tanımları var. Şimdi ekibi büyüteceğim. İşin verimsel boyutu önemli. Tabii şirket gelir almaya başlayınca şirket kurduk. Vergimizi güzelce ödüyoruz. Bayağı gidiyor. O film nerede? O Minot isimli bir firma, İngiltere'de. Sana bakıyor. Ben söyleyeyim. Rekül parmağı ne kadar arttırdınız? Bu şeyleri mi? HDTP'nin mi? Evet. O 5 saniye civarı. 5 saniye, evet. Ya 5 saniye. Evet. Sonra ama yani çünkü başka şeyler kesebiliyor. 5 saniye geçince routerlar falan kesebiliyor bağlantı. O tarz sıkıntılar var. Yoksa aslında yani daha da çok uzun olabilir. Bir sistem olamıyor mesela. Evet, başka cihazlar engelliyor. Başka soru? Bir şey var yoksa. Yok, teşekkür ederim. Yine soracak bir şey olursa. Anonim olarak sormak isterseniz de adresiniz var. O zaman teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben diğer ülkelerde vergisel açıdan bir sıkıntı çıkıyor mu? Yok, çıkmıyor yani. Sadece Türkiye. Tabii biz vergi Türkiye'ye ödüyoruz. Zaten o çifte vergilendirme önleme anlaşmaları olduğu için. Onlara tabisiniz. Evet. Zaten bize para da aslında Türkiye'den geliyor. Şimdi ödeme sistemleri Türkiye şirketinden bize gönderiyor. Biz faturayı o ödeme sistemine kesiyoruz. Çok teşekkürler. Bir harcam sayılıyor. Yok, sayılıyor. Bazısı reklam alırsak sayılıyor. Var mı soru? Var mı hiçbir reklam maliyetinden katlanmadan çok yüksek bir kullanıcı sayısına ulaştınız. Evet. Acaba bundan sonra reklam yapmayı düşünüyor musunuz? Daha çok kullanıcı. Yani evet, bir yandan da onun için de bir paranın bir kısmını ona ayırıyoruz. Onu hani şeyler için reklam kullanmak gerekebilir. Bazı hiç yayılmadığı ülkeler var. Onlara ilk girmek için bir reklam vermiyorsa daha sonra kendi kendine hızlı bir şekilde götürüyor. Onlar için reklam kampanyası da deneyeceğiz. Hedeflediğiniz bir kullanıcı sayısı var mı? O örnek bildiği kadar artık. Yani evet, 2015'te 10 milyona ulaşacak görünüyor hesaplara göre. Çünkü artarak hızlanıyor. Verdiğimiz 10 milyona 2015'te ulaşacak. Girişe bir ev ortamından mı başladınız? Yani yurt ortamında başladım aslında. Garaj yok. Garaj olsa. Şimdi ofis de var mı? Tek başıma duruyor. Evet. Son sorumuzu alalım lütfen. Fizik bölüm mezun olmuşsunuz. Bu kodlama bilgisini ne zaman elde ettiniz?
Yani ben kendim liseden beri uğraşıyordum zaten. Kendi kendime öğrendim. Bir de fizikte de öğreniyoruz zaten. Fizikte de bilgisayarla ilgili bir alanda doktora yapıyorum. Ondan birbirini tamamlıyor zaten. Ama yani kendiniz geliştirebilirsiniz. Yeterli oluyor kaynaklar. Tamam. Sorularınızı sonlandıralım. Teşekkürler Ozan. Teşekkürler. Şimdi de küçük bir duyurumuz olacak. Bildiğiniz gibi kulübümüzün bir de Kuluçka Merkezi çalışmaları var. O çalışmalarımızı da hızlandırarak başladık. Ve bundaki son başvuru tarihi 20 Mayıs'a kadar uzattık bu çalışmamızda. Buradaki bütün girişimci arkadaşlarımıza bu çalışmamıza da bekliyoruz. Detaylı bilgi için internet sitemiz engineseed.com'a başvurabilirsiniz, oradan inceleyebilirsiniz. Bu arada Twitter'daki hashtag'imiz de Ankara Startup, oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi de şirket ortağı Melek Yatırımcı Başkanı Sayın Mehmet Bulurgan'ın konuşması var. Ben bir eski CEO olarak buradan konuşmaya alışayım, o yüzden buradan konuşayım. Fakat Ozan'dan sonra ne konuşacağımı bilemiyorum yani, çok darmadağın oldum. Çok gurur duyduk aslında değil mi arkadaşlar, yani müthiş. Bizden şu çıkar mı, bu çıkar mı? Bence çıkar. Niye çıkmaz? Çıkmayanları küçümsememek lazım ama çıkanları da canlılığından desteklemek lazım. Valla Ozan'ı tekrar bir alkışlayalım. Toplu da Burak Bey'i de alkışlamış oluyoruz. Yani benim işim zorlaştı. Ben şimdi buraya görevli olarak geldim. Örsan Hoca benim fen lisesinden küçüğüm, beni aradı. Abi dedi, gel bir yaş ortalamasını biraz şey yapalım dedi, yükseltelim dedi. Aybike de sağ olsun davet etti. Kalktım geldim İstanbul'dan. Sırf bu iş için geldim. Ve gerçekten de iyi ettiğime karar verdim. Bana çok uzun süre vermediniz değil mi? Ne kadar konuşacağım ben? Biliyorum saati konuşacağız. Yarım saat, tamam. Soru da alabiliriz. Ben size biraz girişimciliği anlatacağım. Siz bazılarınız benden iyi biliyorsunuz onu, örnek uzak. Biraz daha melek yatırımcılığı anlatacağım. O konuda da dışarıda görüştüğümüz arkadaşlar var. Onların da çok ciddi ilgileri var. Benim görevim zaten şu anda bu ikisini dengede götürmek, ağ başkanlığı yapmak. Kurmuş olduğum ağın başkanlığını yapıyorum. Bir tarafta girişimciler var, bir tarafta da melek yatırımcılar var. Çok keyifli ve gururlu, onurlu bir görev. Çünkü bir taraftan da devletin desteği, katkısı ve kontrolü var tabii. Çok önemli o. Hazinenin yönetiminde olduğu. Kısaca kendimi tanıtayım. Ben 32 sene profesyonel yöneticilik yaptım. En uzun dönemi de otomotiv çalışmamdı. Son 11 yıl yakını Sabancı Grubu'nun Temsa şirketinin CEO'luğu ile geçti. Genel yönetimde CEO'luk yaptım. 2010 Ekim ayında ayrıldım. 6 ay bir Nadas, Detox filan sabatı derler, hocalar var. Onu yaptıktan sonra rahat duramadım, bir şeyler yapayım dedim. Fakat bir taraftan da belirli bir aşamaya geldim. Bordrolon da kaçmak istiyordum. Güzel bir yöntem buldum. Dedim ki ben büyük holdinglerde çok çalıştım. Biraz da küçük şirketlerle uğraşayım. Şimdi biraz sosyal boyutu da var. Sosyal sorumluluk gibi. KOBİ'lere şirket evliliği yapan bir portal kurdum. Şirket ortamı öyle doğdu. KOBİ çöp çatanlığı yapıyor. İnternet üzerinde. Hani KOBİ'ler de çok coşkulu evlenmiyorlar birbiriyle ama en azından büyük şirketleri takip ederek yaşadıkları için, aramızda KOBİ sahipleri vardır muhakkak. Büyük şirketler ne yaparsa KOBİ'ler de onu yapıyor. Büyük şirketler profesyonel kadrolar atıyorlar, KOBİ'ler de takip ediyorlar. Benchmark diyoruz, kıyaslama, kıstaslama. Büyük şirketler ihracat yaparak biraz riski azaltıp dengeliyorlar birbirlerini. Ki krizlerde yine yaşadık, döviz artma üzerinden dönemde yine artabiliyor. İhracat yapanların yüzü gülmeye başladı. İşte yine büyük şirketler marka oluşturuyorlar. Küçük şirketlerde çalışıyorlar, çabalıyorlar. Başaranlar da var gerçekten.
Şimdi büyük şirketler, ben şirket evliliği diye bir metafor kullanıyorum ısrarla. Metafor bazen tehlikeli ama kötü anlaşılmıyor burada. Gerçekten şirketler evleniyorlar. Bazen de boşanıyorlar. Bazen nişandan dönüyorlar. Mergers and acquisitions, direkt tercümesi birleşme satın alma ama şirket evliliği daha güzel bir görünüm var. Bunu da eninde sonunda COBİ'ler yapacak diye düşündüm. Böyle bir portal kurdum. Tam portayı açtıktan sonra 6 ay sonra bu geçen yıl Şubat ayında 15 Şubat'ta Melek Yatırımcı Tebliği yayınlandı. Ben de hani yılların verdiği tecrübeyle bir stratejik uygunluk gördüm burada ve bir yatay entegrasyon gibi bu konuda çalışma yaptığımı bir broşürle hazineye bildirdim. Çok enteresan bir şey oldu. Hazineden daire başkanı beni aradı. Tam bizim aradığımız adamsınız. Bu işe muhakkak girin diye. Gerçekten ben de dedim ki ya siz artık özel sektör gibi çalışıyorsunuz. Hatta daha da iyi. Tam bir yıl önce yaklaşık 13 yıl önce Nisan ayında Türkiye'de ilk 8 kişiden biri olarak lisans aldım Sayın Ali Babacan'dan. İşte o gün bugün tam 13 aydır bu işle uğraşıyorum. Odağımı bu işe çevirdim. Başka profesyonel işlerim var ama bu benim kendi bebeğim. Yani ben de bir geç yaşta, 58 yaşında girişimci olmuş durumdayım. Biraz sonra gireceğiz o işlere. Daha sonra tabii lisanslı melek yatırımcı olmak tek başına çok bir şey ifade etmiyordu benim için. Bunun bir ağ içerisinde kurup, bugün de söylediğim gibi yine değişik bir çöpçatanlık, hani sanal ortamda kurulan çöpçatanlık yaparken burada da yüz yüze kanlı canlı bir tarafta benim gibi, hatta benden bile daha büyük meleklerimiz var, değerli abiler, emekliler filan. Çok keyifli bir anımız var. 40'ın üstünde lisanslı melek var. 20 civarında da melek olmayı düşünen ya da olmadan da böyle yürütürüm diyen yatırımcımız var. 60 kişilik bir grup. Onlara Ozan gibi daha bulamadık ama inşallah bulacağız. Biz bir de tabii tecrübe itibariyle hazinenin desteklediği onun üzerinde sektör var. Yani bir defa bu melek yatırımcılık işi belki biraz pazarlamacıların tabiriyle hani algılama öyledir der onlar ama biraz belki yanlış algılandı. Sadece internet için geçerli değil arkadaşlar. Kafanızdaki her proje için sadece hazinenin dediğim gibi onun üzerinde desteklediği, teşvik verdiği sektör var. Onlara birine, onların bir tanesine işte üretime dönük, imalatla ilgili birçok başlıklar var, alt başlıklar var. Onlardan birisi olduğu zaman da yine aynı şekilde teşvikli bir yapı içerisinde çalışabiliyorsunuz. Yani melek işi internet için icat edilmedi. Amerika'dan Türkiye'ye gelirken biraz öyle transfer edildi. Belki orada da böyle. Ama bizde de şöyle bir gerçek var. Bizde COBİ'ler kurulurken gelişim güzel kuruluyor. Şimdi COBİ kafasına göre COBİ kurucusunun işte bir kurayım deneyim ya batarsa batar diye kuruluyor. Bugüne kadar böyle oldu. Ama bu yeni altyapıda, yeni mevzuatta, yeni kurulan bir şirket, her şirket bence bir COBİ olarak kuruluyor zaten. COBİ'nin mikro COBİ tarifi 0 ila 1 milyon lira arasında ciro demektir zaten. Her kuruluş ona geliyor. İyi kurulsun, başarılı olsun, bir sertifikalı tohum gibi kurulsun denildiği için de birçok sektör ülkemizde destekleniyor. Nasıl peki oluyor bu? Geleceğiz ama şimdi dolaşarak geliyoruz konunun etrafında. Melek ağından yatırım aldığı zaman o melekler gelip bütün bilgi birikimlerini sadece para vermiyorlar, aktarıyorlar ve gelişmesini sağlıyorlar. Tecrübelerini aktarıyorlar. Networklerini aktarıyorlar. Alo deyince çok güzel temaslar kurmalarını sağlıyorlar genç girişimcilere. Dolayısıyla bizdeki altyapı melek yatırımcılık sistemi de böyle kuruldu. Bence de doğru kuruldu. Çünkü ben işte bir yılda, bir buçuk yılda COBİ'lerle yaşıyorum. Hatta ilk projeyi düşündüğümden sonra 2 yıl oldu. Türkiye'de 3.2 milyon COBİ var. Bunun yalnız 1.5 milyonu zombi gibi ölmüş zaten, yaşamıyor. Çalışma Bakanlığı'na göre 1.5 milyonu beyanlarına veriyor ayın üzerinde. Demek ki 1.5'u yaşıyor. Ama bu 1.5'un içinde de birçok sorunlu var. Yine evliliklerden ben biliyorum, oraya çok biliyorum ama bu melek işte bir evlilik zaten, erken evlilik.
Çünkü işleri kötüyken gelip kapımızı çalıyorlar. Çan eğrisi gibi. Ne zaman stratejik bir hamle yapmak lazımdır? Birçok kişi bunu yanlış algılayabilir ama çan eğrisinin tepesindeyken bir yeni hamle yapmak gerekir. Dolayısıyla bizim Türk kobileri de çan eğrisi aşağı doğru giderken gelip kapı çalıyorlar. Aman ne olur yoruk diyor. Pek böyle işlemiyor tabii. İşler kötüyken de kimse yüzüne bakmıyor. Şimdi gelelim tekrar girişim dünyasına. Girişimciliği ben üçe ayırıyorum. Bunun en güzeli, en başarılısı biraz önce dinlediğimiz Ozan gibi girişimci. Yani genç yaşta fikri yakalayıp ve cesurca gelip buralarda anlatacak kadar bir çıkış yapacak şekilde girişimcilik gibi. Yani bu işin hakkı budur. İkincisi, hani kendime örnek vermiyorum ama hiçbir zaman geçtik değildir deyip kafanızdaki fikri icraata geçirecek şekilde fırsatları kovalamanız. Bu da ikincisi. Hiçbir zaman geç değildir girişimcilik için. Bir üçüncüsü de, ben biraz öyle çalıştım, bunu her yerde anlatıyorum çünkü bu çok konuşulmayan bir başlık. Çalışırken girişimci olmak, kurumsal girişimci olmak, şirket içi girişimci olmak, iç girişimci olmak, intrapreneur diyoruz bunu da. Bu da çok önemli. Bana deseniz ki, Mehmet Burgan, sen uzun yıllar çalışmışsın, Türkiye'deki kurumsal yapıda şirketlerin en temel eksiklerinden birisi nedir? Yani ne şirketler ne de şirket çalışanları iç girişimciliği bilmezler. Kimse buna kafa yormaz, kimse buna bütçe ayırmaz. Bizim neslimiz icat çıkarma diye yetişti. Sizin nesliniz nasıl yetişiyor? İcat çıkarın. İcat çıkarın, gelin burada yarışmaya girin, ödül kazanın. Ya da yeni yatırımlar alın. Çok farklı bir kafa yapısı, mindset değişikliği değil mi arkadaşlar? Çok farklı. Dolayısıyla Türkiye'deki şirketlerde de intrapreneur şirket içi girişimcilik, kurumsal girişimcilik, iç girişimcilik, bunlar hep aynı şeyler ama dört kere söylüyorum ortalığı nasıl diye. Bu çok eksik. O yüzden ben üçe ayırıyorum girişimciliği. Ozan, hadi beni de sayarsanız fena değil, iki numaralı benim. Ya da aranızda herhangi birisi. 58'i beklemenize gerek yok, 38 de olabilir. Bir de çalışırken yapmanız gerekenler. Çünkü çalışırken kafa yapınız buna alıştığı zaman sürekli öyle görüyorsunuz. Ben durup durup memur olarak çalışıp da hadi 58 yaşında girişimci olayım deseydim muhtemelen çok başarısız olurdu. Benim kafa yapım bakınca öyle gördüğü için ben Türkiye'de internette her şey satılıyor. Neden kobi satılmasın diye sorguladım. Dünyayı araştırdım. Amerika'da büyük bir middle market M&A konferansına gittim. Orada 150 bin üyeli portaller var. Pastacısı da var, fırıncısı da var ama küçük şirketi de var. Neden Türkiye'de olmasın? Ne denedim? Bunu denediğim esnada da pat diye bu yönetmelik çıktı. Yine bir girişimci olarak pozisyon aldı. Neden bunu ben monte ettim acaba? Benim bir marka mı oldu? Ben geçen yıla kadar bir demeç verirdim. Ara sıra çocuklar soruyorlar, yıllardır tanıyorlar. Abi şu konuda ne düşünüyorsun? Falan filan. İşte yerli araba ne olacak? Falan. Şimdi değişti tabii yapı. Temsa eski CEO'su diye çıkıyordu. Son bir yıldır gerçekten gurur duyuyorum. Şirket ortam kurucusu diye çıktı. Ne güzel bir şey. Marka oluşturmak da yine girişimcilik kadar eksik bir yönümüz bizim Türk iş hayatında. Peki ne yapmak lazım girişimci olmak için? Yani bir defa yenilikçi, yaratıcı, inovatif fikir bulmak lazım. O zaman bulmuş. Benim fikrim de fena değil ama yarışamam ben o zaman. Nerede? Yani buna kafa yormak lazım. Herkesin yaptığını yapayım derseniz Me Too diyoruz ona. Çok başarılı şans olma şansınız yok. Olabilirsiniz. Vereceğim şimdi oraya. Ama bence yenilikçi, yaratıcı, inovatif arayıp bulmanız lazım. Ya, Türkiye'de yok. Dışarıda var getireceğim. O da bence yenilikçilik. Yani Türkiye'ye bir sürü şey geç geliyor. Matbaa kaç sene geç geldi değil mi? Biliyorsunuz. 300 mü değil mi? Dolayısıyla bir numara bu. Yenilikçi, yaratıcı, inovatif. İnovasyon. Tabii ki inovasyonu da tartışmak lazım.
Arman Kırım benim çok yakın dostumdu profesör, rahmetli oldu. Derdi ki, inovasyon kapıdan fatura edilmeli, çıkmalı, yoksa bir anlama yaramaz. Burada tabii çok değerli üniversitelere, ki şu anda çok güzel örneğini veriyoruz, iş düşüyor desteklemek için inovasyonu. Şu anda bir güzel bir şey yapılıyor zaten, geleneksel haline de gelmiş. 5 yıl geçince geleneksel oluyor değil mi Cem? Evet, altıncı bu. Gayet güzel. Birinci madde bu. İkinci ne peki? Bir defa coşkuyla, tutkuyla, gözleri parlayarak yapmak. Bize şöyle projeler geliyor. A ve B. O kadar benziyor ki işte biz ne kadar istemesek de inanılmaz internet işleri geliyor. Mobil aplikasyon bilmem nesi. O da mağazaya girene bakıyor. Bu da mağazaya girene bakıyor. Ben şimdi böyle yeni yeni şeyler öğreniyorum. Geçen gün bir makale okudum. New York Melek Yatırım Ağı'ndan bir eski CEO, bir kadın CEO yazmış. Diyor ki iyi ki melek yatırımcı olmuşum. Her gün o kadar çok yeni proje inceliyorum ki bu beni genç ve dinç tutuyor. Ben de eşim okutmak dedim, beni yazmış bu kadın dedim. Hakikaten çok keyifli. Biz o zaman iki birbirine benzer girişimde A ve B'yi nasıl mukayese ediyoruz sizce? Çok basit. Hangisinin gözü parlarsa onu tercih ediyoruz. Anlatıyor çünkü sunum yapıyorlar. Biz büyük kulüpte toplanıyoruz hikayelerde İstanbul'da. Orada sunum yaparken hissediyorsunuz. Bu adam tutkuyla bağlı bu çocuk bu projeye. Hadi bunu tercih edelim oluyor. Bu da iki numara. Bir, yenilikçi, yaratıcı, inovasyon kovalayan fikirler dedik. İki, diyoruz ki tutkuyla, coşkuyla, aşkla işine projesine bağlı insanlar öne çıkıyorlar. Üç ne? Sebatkar olmak lazım. Klasik hikayedir. Ben şimdi burada sorsam herkes bilir bu soruyu. Edison kaç deney yaptı elektriği bulana kadar? Fazla. 3000 küsür deniliyor. Yani 10.000 diyen de var. Ben bunu araştırdım, merak ettim. Çoğunluk 3000'in üzerinde olduğu söyleniyor. Yani 2986'da vazgeçse ne diyebilir dünya? Bir şey diyemez yani. Adam 2986 kere denemiş. Dolayısıyla sebatkar olmak lazım. İsrarla, ısrarla, ısrarla. Bu da 3 numara. 4 numara bu biraz tabii ısrarla devam ediyor ama bir taraftan da bu da iş hayatının bir özelliği. Daha fazla müşteri odaklı olup iyileştirmeler yapmak. Japon'un Kaizen'i gibi. Continuous improvement. Bu 4 numara. Sürekli iyileştirecek, müşteri odaklı olacak, dinleyecek. Ya 2896'da bulamadı ya da istediği gibi olmuyor. Belki bir şeyleri değiştirecek. Yani Ozan bize söylemiyor şimdi ama başlangıçta kim bilir neredesin Ozan? Başlangıçta kim bilir ne sıkıntılar yaşadın sen, değil mi? Beslettin mi, yıldın mı? Hayır. Ne yaptın? Dinledin müşterini, şikayetlere baktın, şunu değiştir, bunu değiştir, bu tam çalışmıyor. Bu da 4. numara. Sürekli iyileştirmek ama kendi kafamıza göre değil. Tabii yaratıcılığımızı ekleyelim ama kafamıza göre o da tutabilir. Yaptım tuttu. Tamam ona da sağlam. Müşteri odaklı olmak. Dinlemek onun sorunu çözmek. Bu 4 maddeyi bir araya getirdiğiniz zaman girişi gibi temel taşları bunlardır arkadaşlar. 4 madde çalışıyorsanız bir de şu vardır tabii hani başarının %1'i ilhamdır, %99'u terdir diye bir söz vardır. Bu İngilizce'den, Google tercümesinden biraz daha iyi o zaman. 1% inspiration, 99% perspiration filan. Bu da geçerli ama. Çok çalışmamız lazım yani. 99'u çalışma diyor. %1'i ilham. Bunlar da yan yana getirdiğiniz zaman girişimciliğin temel taşlarını, altyapısını oluşturmuş oluyoruz. Peki bu girişimcilik tarafına böyle konuştuk. Melek dünyasında neler oluyor? Bunu çok kısa özetleyeyim. Bir yıl oldu. İlk lisanslar Nisan ayında verildi. Tebliğ Şubat'ta yayınlanmıştı. Bir yıl olmasına rağmen çok coşkulu işler oldu mu? Vallahi olmadı. Ama benim suçum yok. Ben yeni öğrendim bunu. Ben ilk Eylül ayında başlattım toplantıları. 4 tane toplantı yaptık. Şu anda 3 yatırım bitirdik. Hatta öyle bir şey oldu ki ilk yatırımımız
beş genç arkadaşın ortak olduğu bir şirket. Bunlardan iki tanesi 2013 ve 2012 Türkiye Genç Üniversiteler birincisi ve Türkiye'yi Amerika'da temsil etmiş çocuklar. Batuhan Yılmaz ve Onur Candan diye belki duyduğunuz isimler olabilir. Bunların kurduğu beş ortaklı bir şirkete ortak oldum. Instagram'dan çekilen fotoğrafları Restagram denilen bir otomat üzerinden bir şifreyle gidip bir hashtagla çıktı alıyorsunuz filan. Bunlar kiralanıyor otomatlar cihazlar. Çok memnun kaldım çocuklar. Beni aman abim olur başımıza geçtiler. Yönetim kurulu başkanı yaptılar orada. Biz oraya 9 ortak girdik. 7'si dışarıda sessiz ortak. 2 kişi içeride beraber çalışıyoruz onlarla. Müthiş keyifli bir iş. Buna benzer örnekler var. Başınızı çok şaşırmayayım ama 3 tanesini tamamladık böyle. Şimdi 2 tanesi orada. Bu ay içerisinde 2 tane tamamlanacak. Çok coşkulu çalışmasa da saygı duyuyorum ben buna. İyi niyetle hazırlanmış bir altyapı var burada. Çünkü mevzuat, bir iş dünyasında benim tabi yıllarca öğrendiğim bir şey var. Bir teşvik varsa, her zaman bir havuç varsa daha cazip olabilir. Burada da bir vergi indirim var lisanslı melekler için. O küçük girişimlere koyduğum, belki büyük olmayan yine o küçük rakamları vergi beyannamesinden, bireysel vergi beyannamesinden şayet COSGAP ve TÜBİTAK teşvikliyse ki girişimlerin %80'i öyle, tamamını indiriyor. Güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Çok çalışıyor mu? Hayır. Ama çalışmaması için bir sebep yok. Bazı iyileştirmeler yaparak zaman içerisinde oturacak. Öyle bir vaktim var. Yani bizim ağdaki MHP'nin beklentisi de bu. Ama bir taraftan da inanılmaz güzel destek verici tecrübesini o gençlere aktarırken sadece ben değil, diğer arkadaşlarım da mutlulukları böyle yüzlerinden okunuyor, görebiliyorsunuz yani. Çünkü bir şeyler değişiyor, orada bir liderlik yapılıyor. Stratejiye yön gösteriyor, yol gösteriyor. Ve çok keyif alıcı şeyler oluyor. Mevzuatla ilgili çok özel sorunuz varsa kahve arasında bir anda sorabilirsiniz. Dolayısıyla girişimcilikle Melek Ağlar ve Ağ Başkanlığı'nı ben size böyle nasıl söyleyeyim aşağı yukarı. İsterseniz 5 dakika daha devam edeyim. 5 dakika daha devam edeyim. Fazla da diyecek bir şeyim kalmadı aslında. Aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum ama bu yol çok doğru bir yoldur. Bu yolda üniversitelerin bu desteği, çünkü bakın ben bir ağı çok iyi yönetebilirim. Ele aldığımız bir girişimde var gücümüzle o gençlere destek veririz. Ama ben işin kuluçka tarafını yapmam için başka bir taraftan beslenmem lazım. Ya gidip, buna pek niyetim yok. Artık belirli bir yaşa geldik. Kapasitemiz de sınırlı. Bir de kuluçka işine girmeyi şahsen düşünmüyorum. Ama düşünen arkadaşlar varsa benimle yakın çalışabilirler. Burada, bu bulunduğumuz güzel ortamda da üniversitelere çok rol düşüyor. Çok güzel şeyler de yapılıyor. İşte örneği de burada. Kuluçka çıkması lazım. O kuluçkadan yumurtayı bulunacak. Yumurtadan pirinç çıkacak. Pardon, ne çıkar? Civciv çıkacak. Sonra arada bir fazla. Yarka. Yani bizim geçen bir arkadaş söyledi. Yarka bulalım başkan dedi ona. Nereden bulalım yarka? Biz tavukçu değiliz. Şimdi burada tabii yapılacak işler var. Burada biraz daha boşluk var. Kuluçka yaklaşımlarında. Eğer burada da iyi hamleler yapılırsa tahmin ediyorum Türkiye'de girişimcilik yani ülkenin genlerine girecek şekilde demin de söylediğim gibi icat çıkarmadan ya bizde de sürekli icat çıkıyor ne güzel oldu ya doğru gidecektir diye düşünüyorum. Ben burada bitireyim konuşmamı varsa soru böyle yardımcı olmaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum. Benim için şart değil, ben duyabiliyorum çünkü ama köşedekiler duyamayabilir. Bu investment konusunda yatırımcı olarak evet. Parasal yatırım mı daha önemli? Sizin ağınız fikirleriniz mi? Bunun hangisi sizce? Bana söylenen şu. Arkadaşımız diyor ki para mı önemli, tecrübeyi aktarmak
gezerken tecrübe değil mi? Ya da evet. Yol gösterme, stratejiye katkıda bulunma. Benim tabii melek yatırımcıdan melek yatırımcıya, ağdan ağa fark var. Bizdeki birinci hedef ağımızda. Zaten tecrübemiz de biraz öyle. O yüzden de bütün sektörleri açılır diyoruz. Biz paramızı çok büyük tutmayabiliriz. Ama canı gönülden destek verebiliriz. Benim çok önemli bir holdingde bir grup başkanı arkadaşım var. Ben bunu önerdim çünkü devletin böyle bir sistemi de var. İşte büyük şirket yöneticilerinin bir varlık göstermesine gerek yok. Müracaat ederse lisans alır diye. Bence çok doğru bir şey. Buna itiraz edenler var ama bence yanlış. Bu arkadaşım bana bin kere teşekkür etti. Çok da yakın dostum. Dedim arkadaş nedir böyle bana sürekli teşekkür ediyorsun? Ya başkan dedi şimdi sen bundan aldın. Burada 5 yıl geçerli lisansın. Yani numara asmadım çünkü holdingde görev var. Tabi holdingde biliyor olduğunu. Yarın ben emekli olursam dedi. İş aramama gerek yok. Kendi küçük yatırımı bir yere geldiği için ben de gidip orada bütün birikimimi, yılların tecrübesini onlara aktarma şansım var dedi. Ya o yüzden çocuk gibi seviniyorum. Yani senin sorunun cevabı biraz burada gizli. Evet. Şurada eklememiz. Tabii tabii. Yani canım varsa. Yatırımcıya startup'ın hangi aşamasında işin içine dahil etmek lazım? Maddi yatırım olarak mı? Yani bizim o biraz muhafazakar. Ben kendi cevabımı vereyim. Bizim davranış biçimimizi özetleyeyim. Bizde çünkü çıkan girişimciyi biz seçiyoruz diyelim. 2 ayda bir toplanıyoruz. 30 taneyi benim 3 tane üniversite mezunu arkadaşım var. Önce 15'e düşürüyorlar. Sonra biraz ben bakıyorum şöyle eleğin üstünde. Sonra 5 tane kalıyor. Çalıştırıyoruz sonra. Hatta son provaları ben de yapıyorum. Kostümlü prova diyorum bunlara. İşte ekranda sunuları varken Ozan'ın yaptığı gibi ben işte ağdaki değişik melekler gibi sorular sorarak antrenman yaptırıyorum çocuklara. Ama gittikleri zaman sunuya bizim ağından hemen şöyle sorun. Ahmet Bey sen fatura kestin mi? Ya da bizim Anadolu tabiri sifta ettin mi arkadaşlar? Yani bizim ağdan çıkan yatırımlar çarkın yani damlayan bir yatırımı, girişimi tercih ediyorlar bizim de. Ama her dediğim gibi Eltron tam oğuzu gördük örneğin. Herkesin kendi yor giyişi var her zaman. Bizde fatura soruluyor. Kestim mi arkadaş? Süperdim. İyi o zaman. Hadi biz gel büyütelim bunu beraber. Yani. Bu da bir yöntem. Ben de bundan memnunum. Evet. Geri vergisinden mi düşüyorsunuz? Bireysel olarak şahıs. Şirketlere olmuyor. Yani şahıs, bireysel. Sadece İstanbul'da mı oluyorsunuz? Ankara'da var mı? Ankara'da yok. Ama burada dostlarımız var. İstanbul'dayız. Evet. Ama şey yapabilirim ben size. Yardımcı olabilirim. Buyurun. Yani siz girişimleri değerlendirirken önünüze seçenekler geldiğinde evet. Yani onu daha ziyade getiriyor olandan bakıyorsunuz. Hani kaç yılda ne kadar getiri getirmesi lazım şeklinde şartlar koşup ona göre yani, demin saydığım 4 maddeyi de ben bizzat çek ediyorum. Sadece getiriye bakmıyoruz tabii ki. Örnek vereyim. Örneklerle cevap vermek daha keyifli oluyor. Geçen bir arkadaşımız bir sunum yaptı bizim bank toplantısında. Çok iyi bir proje. Ben de destekliyordum. Tam getirisi de iyi. Çok iyi bildiği bir işi yapıyordu arkadaş. Fakat o kadar kötü bir sunum yaptı ki hiç heyecan yok. Anlatamadı. Kimse girmedi onu. Yani sadece benim getiri seçmem de yeterli olmuyor. Bu 4 maddenin beraber aynı anda çalışması lazım. Bir uçak nasıl uçar mesela? Yüzlerce tonluk bir varlık havalanıyor gidiyor. Bunlar beraber olduğu zaman bu uçak havalanıyor ve o girişim yatırım alabiliyor. Yani sadece getiri yeterli olmuyor. Ama getirisiz de bir şey olmuyor. Öyle bir söz vardır. Yani her şey parayla olmaz ama parasız da bir şey olmaz diye. Orada şarkı. Evet. Evet, arka sağ köşede. Bu tarafta. Sağ arka. Orada. Siz daha önce bahsettiğiniz gibi bilmiyorum ama ben bir hareketimizden duymuştum da. Mutlaka bir
çıkış noktası belirlemeniz gerekiyor. Güzel, çok güzel soru. Ben onu atladım. Yani şöyle, aslında yine mevzuattan, ben mevzuat temsilcisi gibi anlatıyorum. TRT'de filan da konuştum. Hazineler aralıklar tebrik ettiler beni. Çok iyi anlattım diye. Hazine zaten diyor ki 2 yıl kalmanız lazım teşviklerden. 2 teşvik var. Bir girerken yapılan bu beyannameden indirilen teşvik. İkincisi de 2 yıl sonra satmak istediğinizde satarken vergi alınmaması ile ilgili teşvik. 2 yıl kalmanız lazım. Çok klasik bir şeydir. Girişimcinin de exit derler. Çıkışı beraber konuşmanız gerekir baştan. Daha çıkışta Türkiye hazır değil. Çok eksik var. Ama daha 1 yıl oldu. Alınan yatırım da çok fazla değil. Geçen yıl yanılmıyorsam toplamda yeni mevzuat sonrası herhalde 4-5 yatırım oldu diye düşünüyorum. Ya da 6 en fazla. Daha çıkmaya en azından 1 sene var. Ama çıkışı beraber planlamak lazım. Amerika'da bu çok başarıyla uygulanıyor çıkış stratejileri. Türkiye'de çok fazla çıkış imkanı da yok. Çünkü melekler en küçük yatırımcılar. Onların bir büyüğü var. Venture capital diyoruz onlara. Onların ne diyorlar, risk sermayesi diye geçiyor. Ama meleklerle bu VC'ler arasında bir boşluk var. Gri bir alan. İşte VC'ye küçük geliyor, meleğe büyük geliyor. Çıkışla ilgili mesela bir halka arz yöntemi var ama iyi çalışmıyor. Kobile'nin GIP adında, gelişmekte olan işletmeler piyasası adında Kobile'nin borsada işlenmiyor mevzuları var. Kötü bir mevzuat, iyi çalışmıyor. Bunlar iyileşmesi lazım. Bu da ağların büyük sıkıntılarından bir tanesi. Teşekkür ediyorum. Benim eksiğimi giderdiniz. Bunu anlatmam gerekiyordu. Ama irticalen konuşayım dedim. Eksiği tamamlamış oldum. Evet. Başka bir konu var. Son yanlardan alalım isterseniz. Evet. Karşı taraftan var bir tane. Evet. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Melek yatırımcılarımız yaptığı yatırımlar karşılığında bu projelerden, bu anlaşmalardan ne alıyorlar? Yani hani eminim kesin yüzdeler yoktur. Her proje bazlı değişiyor. Projenin neyin gelirine göre değişiyor. Soruyu açmanız lazım. Melek yatırımcı zaten ortak oluyor şimdi. Evet, onu evet. Yani bunun için evet belli yüzdeler var mı? Belli hayır, stratejiniz yüzdeler, var mı? Hayır, yüzdeler yok. Yani şöyle yanlış anlamadıysam ben melek yatırımcıysam lisanslı bir girişime ortak oluyorsam ortak oluyoruz. Ortak oluyoruz. Ortağız. Neyi nasıl alabilirim ki? Beraber kazanıp temettüyü falan dağıtılacak. Yani böyle bana para ver yok. Yani şartlı, yüzdeli, yani melek yatırımcı tefeci değil. Ya da belirli bir rakamı illa alacak diye bir şey yok. Kazanılacak ve o kazanılan şirket kar payı dağıtacak. Evet evet, o kar payı dağılımını... Rakam yok. Rakam zaten mevzuatta da yok. Normal bir şirket nasıl yatıyorsa çalışıp kazanıp işte 78'ini girişimciler alırken 22'sini de melek alıyor o karın. Alınacak. Ama karla atmayalım da denilebilir. Normal şirket ilişkisi neyse, ortaklık ilişkisi o yapılıyor. Yani melek gelip orada paraya filan bakmıyor. Meleğin ana işi para değil. Tabii ki para. Girişimcinin ihtiyacı olan parayı verip onunla el sıkışıp kazan prensibiyle alan memnun, satan memnun işi büyütmek. Büyütmek ve sonra 2 sene sonra çıkmak. Daha karlı bir büyük abiye satmak. O zaman girişimciler de şirketleri değerlendiği için, büyüdüğü için onlar da mutlu. Hepsini değil. Biraz daha ise satabilir. İkinci aşamada. İşte rakamlı filan şartlı şeyler zaten kabul edilmiyor. Melekler de zaten istemiyor. Öyle bir şey yok. Ama şu var. İşte orada çok çalışıyorum. Diğer ben şimdi 2 kişi yönetim kurulunda, 7 kişi sessiz orta. O 2 kişinin hakları diğer sessiz ortağa göre biraz daha fazla olabiliyor. Bu kendi iç işlerinde olan bir şey o. Bilmiyorum, iyi oldu mu cevap? Anladınız mı? Hisse alıyorlar. Hisse alıyorlar. Hisse alıyorlar.
Evet, aslında orta troje bazı deminin çok değişiyordu veya... Genel tiyamuk onlar %10'la %30 arasında. Yani hisse oranını soruyorsanız evet. 30'u filan geçmez. Yani şöyle bir algı varsa yanlış. Melekler girer şirketi zapt eder. Sakın öyle bir şey düşünmeyin yok. Zaten yasak. Devlet baba diyor ki 50'ye kadar alırsın. Ben daha 50 görmedim. Bizde 22 var, 10 var, 18 var. Şimdi bir tane beşe razı oldular. Yani koca koca insanlar benden büyükler düşünün yani. Beşe razı oldular fakat iki genç uyanıp çocuk başardılar tabii çok başardılar. Gittiler İsviçre'den bir fon buldular. %5'i oraya verdi. 5 veriyorlar. Bizler 5'i kabul etti. Zor bir şey. Benim yönettiğim bir işte, ben orada görevliyim. Lider yatırımcı atıyoruz biz aramızda gönüllü olarak. Atıyoruz derken, o lider yatırımcılar bir tanesi benim bir işte. 22 ile çalışıyor. %50'si birisi, 78'i gençleri. Bu yok. 30'u geçmez yani benim bildiğim. Son sorumuzu alalım. Evet, tamam. Varsa, ha var. Hocam, iş ortağım anında yabancı firmalardan... Aman aman iş ortağım deme, Vodafone'da başımızda. Şirket ol. Şirket ol. Yabancı firma, yani özellikle yazılım alanında böyle herhangi bir M&A tecrübesi oldu mu? Olmadı. Çünkü yani şöyle çalışıyor sistem. Tabii bu başka bir konu ama ben uzun anlattım biraz. Nereden geldiğimizi, günlerdeyiz, yarın nereye gideceğiz. Bizim KOBİ'ler profillerini bile oluşturmuyorlar. Yani çalışmıyorlar. Ben çok güzel bir de İngilizce versiyonunu hazırlattım. Hatta markasını da aldım, tescil ettirdim. Virgin Turkey isminde. O da zaman bulursam ileride canlandıracağım ama şu anda çok hazır değil. Peki yani böyle Amerika'daki bir, yani mesela şu an bir şey arıyoruz aslında. M&A yurt dışında bir exit için danışmanlık gibi bir şey arıyoruz ama evet. Türkiye'den böyle bir şey olabilir mi? Olabilir ama biz onu yapamayız yani. Ama buluruz. Bizim ağda 3 tane saca yerinde alıcı satıcı danışman tarafı var. Üçlü. Muhtemelen arkadaşlar yardımcı olabiliriz. Ayrıca bir de Ankara'dan bir şirket var. Çok başarılı. Ben sabah buluştum. Evet. Bitirdik galiba değil mi? Evet. Bitti mi? Süremiz doldu. Tamam. Peki çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey'e bu değerli ve öğretici konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi bir 15 dakikalık aramız olacak. Aramızda çay ve kahve ikramımız da olacak. Bize devam edeceğiz.